Evet efendim, orta vadeli programı konuşuyoruz. Şimdi ana haberde konuğumuz ekonomist Profesör Doktor İbrahim Turan. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar. Sayın Yılmaz'ın açıklamalarını da dinledik. Özellikle en önemli avantajımız siyasi güven ve istikrar, belirsizlik ekonominin baş düşmanıdır ifadesini kullandı. Cari açıkla ilgili hedefleri açıkladı. Bir süredir kredi kartı kullanımından tutunuz da bundan sonra orta vadeli programda 2023, 24, 25, 26 enflasyon hedefleri, yine bütçe, ihracat desteklenmesi gibi pek çok başlık var. Ekonomide bir değişim yaşadık. Daha önceki ekonomi politikası çok eleştiriliyordu. Siz de eleştirenlerden biriydiniz. Bugünkü politikaları nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorarak başlayayım. Şimdi Mehmet Akif Bey, biz iktisat bölümü öğrencilerine iktisada giriş dersinde bir şey öğretiriz. İlk öğrettiğimiz şey, deriz ki bakın arkadaşlar, ekonomide fiyatı belirleyen şey arz ve taleptir. Ama önemli olan arzın ve talebin değişimidir. Yani biz buna marjinal kısmı diyoruz. Çünkü hani bir toplam arz ve toplam talep var. Onlar zaten kendi aralarında bir dengeye geldiler. Bir fiyat oluştu. Ondan sonra mesela arz talepten fazla artarsa fiyat düşer. Talep arzdan fazla artarsa fiyat artar. Yani kısacası ekonomide önemli olan değişimdir. Değişimin yönüdür. Fiyatları belirleyen ya da ekonomideki genel görünümü belirleyen. Sizin, benim yani yaşarken, yani daha müreffeh, biraz daha müreffeh mi olacağız? Biraz daha fazla sıkıntı mı çekeceğiz? Bunu belirleyen şey değişimdir. Şimdi geçen günlerde bir uluslararası yatırımcı toplantısına katıldım. Benden önce bir yine uluslararası yatırım kuruluşunda görev yapan bir üst düzey yönetici küresel ekonomiyle ilgili bir sunum yaptı. Ve o sunumda işte ne olacak küresel ekonomide falan onu anlattı. Amerikan varlıkları ile ilgili böyle genel olarak olumlu bir görüşü vardı. Katılımcılardan birisi şöyle bir soru sordu. İyi de dedi, siz böyle diyorsunuz ama Moody's, biliyorsunuz kredi derecelendirme şirketi, yakın zamanda 10 tane Amerikan bankasının kredi notunu düşürdü. 11 tanesinin de görünümünü durağından negatife çevirdi. Oysa aynı Moody's yine ondan birkaç hafta önce Türkiye'deki bankaların notunu değiştirmediyse de negatiften durağına çevirdi. Şimdi dedi ki, yani nasıl iş, biz bunu nasıl yorumlamalıyız? Yani oradaki değerli uzman kendi görüşünü ifade etti. Sıra bana geldiği zaman, ben Türkiye ekonomisiyle ilgili bir sunum yapıyordum. Dedim ki ben katılmıyorum, kusura bakmayın kendisine. Şunu hatırlatmış, aynen demin başlangıçta size söylediğim şeyleri. Moody's şunu söylüyor dedim. Amerika'daki bankaların şu anda faaliyet gösterdiği genel çevre, ekonomik çevre düne göre daha kötü. İleride de bugüne göre muhtemelen daha kötü olmasını biz bekliyoruz. Böyle bir risk var. Oysa Türkiye'deki bankalara gelince, Türkiye'deki bankaların bugün faaliyet gösterdikleri genel makroekonomik ve finansal çevre dünküne göre biraz daha iyi. Gelecekte de bugüne göre biraz daha iyi olma olasılığını biz daha yüksek görüyoruz. Yani bu değişim bizim için önemli. Fiyatlara yansıyan şey de değişimdir. Şimdi bunu niçin, kusura bakmayın biraz uzun belki tuttum ama izleyicilerin bundan sonra yapacağım değerlendirmeleri anlamaları için bu önemli. Şimdi mutlak değer olarak bakalım. Amerikan bankalarının kredi notu mutlak değer olarak bakarsanız Türk bankalarından çok daha iyi. Bizim bankalarımız ne yazık ki B düzeyinde, hani böyle çok spekülatif yatırımlar olarak görülürken Amerika'daki bankalar baktığın zaman A düzeyinde, yani kaliteli durumda görülüyor. Ama bu önemli değildir Mehmet Akif Bey. Piyasa fiyatlarken değişimi fiyatlar. Şimdi Türkiye'de özetle değişim doğru yönde. Yani tabii ki ben şu anda izleyicilerin gösterdikleri ya da akıllarından geçen tepkileri hissedebiliyorum. Diyorlar ki ya hocam sen neden bahsediyorsun? Bak işte şunun fiyatı şu kadar, bunun fiyatı bu kadar. Geçim çok zor, kiralar aldı başını gitti. Bunların hepsi doğru.
Ama sadece, konu bu değil. Evet. Düne göre daha mı iyiyiz, daha mı kötüyüz? Yani tek tek bireylerin durumu farklı olabilir kuşkusuz. Ama makroekonomi dediğimiz, yani ekonominin geneli düne göre daha iyi. Neden daha iyi? İşte demin Sayın Yılmaz'ın ifade ettiği ki Cevdet Bey benim çok eski bir dostumdur, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız. Doğru. Ekonomide önemli olan şey öngörülebilirliktir. Çünkü şimdi Mehmet Akif Bey, bugün elimize bir para geçti bizim. Hı hı. Ne yapacağız biz bu parayla? Bunu harcasak mı? Ya da harcarsak ne alacağız? Tasarruf mu edelim? Tasarruflarımızı nasıl değerlendirelim? Şimdi bunların sonucunu biz ne zaman göreceğiz bu kararlarımızın? Ta ileride, değil mi? Bir ay, üç ay, belki bir yıl, birkaç yıl sonra. Şimdi o günü biz doğruya yakın bir şekilde kestirebiliyorsak, yani bugün değeri söz gelimi 10 lira olan bir şeyin 6 ay sonra, 1 yıl sonra değerinin, daha doğrusu fiyatının ne olacağıyla ilgili 3 aşağı 5 yukarı isabetliye yakın bir görüşümüz varsa kararlarımız isabetli olur. Tahmin edemez duruma gelmişsek çok fena. İşte enflasyon zaten bunun için bir toplumun başına gelebilecek en büyük ekonomik felakettir diyoruz. Şimdi önceden çok belirsiz bir durumdaydık. Şimdi belirsizlik bir parça azaldı. Yani bir umut ışığı belirdi. Yani böyle giderse, böyle devam ederse, bu istikrar korunursa, bu politikalarda biraz sebat gösterirsek, evet biraz maliyet ödeyeceğiz, biraz sıkıntı çekeceğiz kaçınılmaz olarak ama yarınımız bugünden daha iyi olacak. Biraz sıkıntı çekeceğiz, bu vakit olarak mı, nakit olarak mı? Hayatımızda hangi alanlarda ne kadar nasıl tesir edecek? Siz rahatlama ile ilgili takvimi nasıl görüyorsunuz? Tabii gerçekçi olmamız lazım. Aslında belki de bu ekonomi yönetiminde, politika yapış biçiminde, yani ben bu değişimi de bu arada şunu söyleyeyim, kuşkusuz yani şu anda ekonomi yönetiminde yer alan isimler hepsi son derece saygın. Bütün dünyada isimleri duyulduğu zaman belli bir olumlu etki uyandıran, kendilerini kariyerlerinde kanıtlamış çok değerli insanlar. Ama mesele sadece bu değil. Yani çok iyi insanlar olabilir ama politika yapış biçimi iyi değilse o insanlar kendi becerilerini, yetkinliklerini yeteri kadar yansıtamayabilirler. Şu anda bizim politika yapış biçimimiz de geçmişe göre bir parça daha iyi. İşte öngörülebilirliği sağlayan da zaten biraz bu. Şimdi böyle olunca bu politika yapış biçiminin değişmesi mutlaka kısa dönemde bazı olumlu sonuçlar doğuracak. Örneğin biz bakın 2017 yılı itibariyle Türkiye dünyanın geri kalanından yaklaşık Mehmet Akif Bey yarım trilyon dolar net sermaye kullanıyordu. Yani dünyanın geri kalanı bakıyordu Türkiye'ye. Ya bu ülkeye yatırım yaparsak iyi olur diye düşünüyorlardı. 500 milyar dolar. Evet, 500 yatırım yani net uluslararası yatırım pozisyonumuz. Yani netleştirilmiş bizim dünyada sahip olduklarımız, dünyanın bizde sahip oldukları arasındaki fark bizim lehimize. Yani dünyadan daha çok para kullanıyorduk biz. 500 milyar dolar civarında. Şu an ne kadardır? Bu 250'ye kadar düşmüştü. Yani bu şu demek, 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti, hatta Türkiye'de yerleşikler diyeyim, sadece vatandaş olması gerekmiyor. Dünyanın geri kalanına borçlu olduğumuz miktarın aşağı yukarı yarısını cebimizden çıkarıp ödedik. Bu bizi biraz daha yoksullaştırdı. Varlıklarımızın değerini düşürdü. 250 milyar dolar ödedik. Net evet, net geri ödeme yaptık. Yani net uluslararası yatırım pozisyonumuz bu ölçüde aşağı yukarı daraldı. O para geri gelir mi? Gelirse de ya ödedik diyorsunuz ya, şöyle şimdi sıkıntılı bir döneme gireceğiz. Para politikalarında evet, işte sıkılaştırma var vesaire. Ama bakıyoruz mesela peş peşe pek çok uluslararası fondan, önemli kurum ve kuruluştan ekonomi lehine açıklamalar geliyor. Evet. Dünya Bankası'nda 35 milyar dolar, 17 idi, 18 milyar dolar, 35 evet, milyar dolar Sayın Şimşek de söyledi. Moody's işte değiştirdi görünüm vesaire. Yani evet, böyle şeyler oluyor. Bu da yabancı yatırımcıları Türkiye'ye yeniden
evet, yönlendirebilir diye değerlendirir. Biraz cesaretlendirir en azından. Cesaretlendirir. Şimdi bakın Mehmet Akif Bey, yani siz biliyorsunuz daha önce yaptığımız sohbetlerde ben bir dönem Borsa İstanbul'u da yönetici, evet, olarak görev yaptım. Şimdi o dönemde Türkiye hisse senetlerinin uluslararası gelişen piyasa ekonomilerine ait endekslerde ağırlığı %2,5'a kadar çıkmıştı. Şimdi ne demek bu? Çok büyük fonlar var dünyada, kurumsal fonlar. Bunlar endekslere yatırım yapıyorlar. Yani hani ya o hisseyi mi alayım, bu hisseyi mi alayım diye uğraşacak vakitleri yok. Yani o kadar çok varlık sınıfı var ki çünkü dünyada. Buna pasif yönetilen fonlar adı veriliyor. Şimdi 100 dolar yatırıyor. Diyor ki 100 dolarlık ben gelişen piyasa ekonomileri hissesi alayım. Onun 2,5 doları otomatik olarak Türkiye'ye geliyordu. Bizim hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Bu oran şu anda %0,5'a kadar geriledi. Şimdi bu olumlu gelişmeler ve beklentilerle, bu hani 2,5'a çıkacak demiyorum tabii. Hı hı. Yani çünkü ciddi sorunlarımız hala var. Yani belki birazdan konuşacağız. Enflasyonumuz çok yüksek, bütçe açığımız hala çok yüksek. Yani bayağı bir uğraşmamız gereken konu var. Dış dengeyle ilgili bir şeyler yapmamız lazım. Yapısal reformlar en önemlisi. Bir dönem biliyorsunuz bu çok böyle hani adeta deyim yerindeyse lütfen mazur görün beni, alay konusu edilmişti. Ya ne bu yapısal reformlar filan bile deniyordu. Ama bunlar çok önemlidir. Yani 3 günde 5 günde çıkmaz sonuçlar ama çocuklarımızın ya onların çocuklarının yaşamını etkileyecek olan yapısal reformlardır aslında. Bugün Sayın Cevdet Yılmaz biraz değindi ona da, yapısal reformlar konusu ve tabii geleceğe etkisini. Yani bugünden yarına değil ama aynen öyle. Diyelim işte sürdürülebilir enerji kaynakları ile ilgili vesaire, bugün yapacağımız yatırımların bundan 5 yıl 10 yıl sonra çok büyük girdileri olacaktır. Kesinlikle. Diye enerji üzerinden bir şeyler paylaşmıştı. Kesinlikle. Ya işte yapay zeka, yani bu konudaki çalışmalar. Ve bunların daha da önemlisi, ben orta vadeli programı çok dikkatle okudum. Yani bu arada parantez içinde onu da müsaadenizle ifade edeyim. Orta vadeli program çok önemli bir belgedir Mehmet Akif Bey. Bir süredir ne yazık ki yine bu politika yapımı yöntemi sebebiyle bu orta vadeli program ya da diğer bu kurumsal metinler önemlerini bir ölçüde yitirmişlerdi diyeyim. Muteber değillerdi. Yani biraz. Evet, çok fazla, yani çok doğrusunu söylemek gerekirse, yani dürüstçe konuşalım. Ben bile evet, hani arkadaşlar, bürokrasideki arkadaşlar kuşkusuz çaba göstermişler, özenmişler ama hani çok anlamı olmayan metinlerdi. Oysa öyle değildir. Bakın orta vadeli program özellikle bir deniz feneri gibidir Mehmet Akif Bey. Yani size yolunuzu o gösterir. Çünkü biz şunu anlıyoruz ya, acaba ekonomi politikası yapıcılar önümüzdeki, hani 3 yılı bir tarafa bırakalım ama önümüzdeki yıl 2024'ü mesela esas alalım, bizi ne bekliyor? Oradan anlayabiliyoruz. Şimdi dolayısıyla mesela bu metni ben bu kez çok dikkatlice okudum ve çok sevindim doğrusu. Yani bu yapısal reformlara bu denli vurgu yapılması ve bu şunu gösteriyor, bu metni hazırlayan arkadaşlar gerçekten bu konuyla ilgili dünyadaki kritik konuları özümsemişler, anlamışlar ve doğru politika önermelerini yapmışlar. Ha tabii bunların yaşama geçirilip geçirilmeyeceği, o politikayı uygulayacak siyasetçilerimizin gösterecekleri basirete ve dirayete bağlı. Orada mesela o orta vadeli programın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını manidar buluyor musunuz? Ben ilk günden beri ve bunu yani katıldığım bütün platformlarda da dile getirdim. Bunu çok önemsiyorum. Ben bu hafta başında 3 günlük bir program için Londra'daydım Akif Bey. Orada yani 30'a yakın geçmişte Türkiye'ye ciddi anlamda yatırım yapmış yatırım kuruluşuyla görüştüm. Hepsine söyledim ki tam o günlere denk geldi bu orta vadeli programın açıklanacağı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu açıklayacağını duyunca dedim ki bakın bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Çünkü hepiniz biliyorum ki şöyle düşünüyorsunuz. Ya tamam evet, ekonomi yönetiminde doğru adımlar atıldı. Doğru insanlar doğru görevlere getirildi ama hani bizim siyasal yapımız gereği merkezi yönetimin en merkezinde yer alan Cumhurbaşkanlığı makamının belirleyiciliği biraz fazla. Dolayısıyla arkasında güçlü bir siyasi irade olmayan
ekonomik programların da çok fazla ikna ediciliği olmaz. Bunu bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın kamuoyuyla paylaşıyor olması bence çok önemli ve bu rastgele hani... Yabancılar da böyle bakıyorlar mı? Ben yani bu şekilde bakıldığına tanık oldum. Bunu bu şekilde değerlendiremeyenlere de ben anımsattım. Dedim ki bakın hani bu yanlışlık olmasın. Yani şöyle bir sorgu yapabilirsiniz. Ya evet bugün için bu politikalar uygulanıyor ama yarın ne olacağının ne garantisi var? İşte garanti burada. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı, yani çünkü daha önce böyle bir şey olmadı. Yani bu şeyler politika metinleri genellikle... Hazine ve Maliye Bakanı tabii açıkladım. Hazine ve Maliye Bakanı. Ben daha de mesela öyle bekledim. Evet, Hazine öyle olurdu. Bakanım açıklar acaba. Öyle olurdu. Yani bu rastgele tesadüfen yapılmış bir şey değil bence. Yani onun da bir anlamı var ve öyle düşünülmüş. Ama şöyle de bir şey var. Daha önceki politikayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan yine yani politika değişikliğini küresel sermaye tarafından ve politika yapıcılar tarafından çok makul bulunmayan politikalar, evet, uygulandığında da onu da Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşmıştı. Yani haklısınız, onu en çok eleştirenlerden birisi bendim. Hala da yani o konudaki görüşüm değişmedi. Ama hani bir sözümüz var. Şuna katılıyor musunuz? Buyurun. Çok özür dilerim. Rica ederim. O gün o gerekiyordu, bugün bu gerekiyor diyenler var. AK Parti içerisinde mesela Sayın Numan Kurtulmuş'la ben konuşmuştum seçim öncesinde. Değişecek mi demiştim. Değişecek demişti. Peki yani niye değişiyor iyi bir şeyse? Çünkü o günün koşullarında bu politika iyiydi. Şimdi yeni bir şeyler, yeni dönemin koşullarına göre yeni bir politika inşa etmemiz gerekiyor demişti. Yani kuşkusuz politikalar dönemin koşullarına uyum sağlamalıdır. Yani ben hani geçen yine katıldığımız, birlikte yaptığımız bir programda da vurgulamıştım. Doğru, yani mesela o küresel salgın döneminde büyümenin önemsenmesi, özellikle toplumun en fazla desteklenmeye gereksinim duyan kesimlerine yönelik politikalarla onların hani bu büyük şoktan olabildiğince az zarar görerek çıkmasının sağlanmasına yönelik politikalar, evet yani hani bunu kabul etmek gerekir. Ya da bunun arkasından küresel ekonomide gerçekleşen dalgalanmalar, yani şöyle bir gerçeklik var. O dönemde yani 2019 sonrasındaki 2019 biliyorsunuz bu küresel ticaret savaşlarıyla başlayan dünyada ekonomik dengelerin ilk rayından çıktığı diyelim dönemdir. Türkiye ekonomisi büyüme performansı açısından dünyadaki birçok ülkeden daha iyi bir sonuç elde etti. Ancak bunun bir de maliyeti oldu. Benim oradaki eleştirim şu, bu yöndeki politikalar uygulanabilir fakat bunların dönemsel olduğu baştan açıkça duyurulsaydı ve bir çıkış programıyla birlikte, şimdi Sayın Kurtulmuş'un yaptığı gibi bir çıkış, evet biz şu anda arkadaşlar bunları yapıyoruz ama içinde bulunduğumuz dönemin koşulları için yapıyoruz ve bunlar değişince de şu takvimle çıkıp normalleşeceğiz denilseydi bu tahribat oluşmazdı. Şimdi bakın bugün... Yani faiz sebep enflasyon sonuç gibi keskin bir cümle olmasaydı mı? Yani şimdi zamanda. Ben o konuda bir açıkçası yargıda bulunmak istemem ama yani bunun buna ben katılmıyorum. Yani iktisat bilimi de yani bunun geçerliliğinin olmadığına ilişkin yeteri kadar bulgu sunuyor. Ama yani netice itibariyle bakın şunu da söyleyeyim. Biz yani yaşadığımız ülkede yürürlükte olan politik yani siyasal sistem diyor ki belli dönemlerle seçim yapılır. Hı hı. O seçimden önce siyasetçiler programlarını kamuoyuyla paylaşırlar. Bunun neticesinde kamuoyu bir karar verir, halk bir karar verir. Ondan sonra da siyasetçi o politikayı uygular. Şimdi hani dolayısıyla burada yani ben bunu beğenmiyorum, benimsemiyorum, yanlış olduğunu düşünüyorum. Ekonomide kalıcı bir tahribata yol açtığına inanıyorum. Ama bu madem ki kamuoyunun tercihi bu, buna da saygı göstermek. Özür dilerim. Sizin söylediğinize göre vatandaş neyi oyladı? Hangisine oy verdi? Vatandaş daha önceki politikaya oy vermiş olur. Yok, vatandaş... Yani politikanın değişeceğini bilmiyordu vatandaş. Aslında onun işaretleri vardı ama. Yani biliyorsunuz seçimden önce de... Önce Mehmet Şimşek AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ama sorduk. Sayın Ömer Çelik dedi ki yani dostluk var ve hep ilişkimiz devam sadece, ediyor. Sadece o değil. Yani biliyorsunuz mesela bu sadece dediğim gibi ekonomi yönetimi değişmedi. Genel olarak yani hem
parlamentoda görev alan milletvekillerinde hem hükümette yer alan isimlerde bayağı önemli bir değişiklik oldu. Hani bunun işaretleri de seçimden önce bir parça hissedilebiliyordu diye düşünüyorum ben. Peki seçimden önce. Bu bahsettiğiniz paralar ne kadar zamanda geri gelir? 250 milyar dolar gitti ya. Evet. Yani gelirse ne kadar sürer bunların gelmesi? Akif Bey, bir Fransız atasözü var. Diyor ki, ekonomide güven öyle bir şeydir ki, ürktüğü zaman atın sırtında dört nala gider ama geri gelmesi gerektiği zaman ancak yürüyerek gelir. Şimdi dolayısıyla zaten hani güvenin, istikrarın olabildiğince korunmasının sebebi de bu. Yani kaybetmek kolay, kazanmak güç. Şeyin de, Mehmet Akif'in de, sizin adaşınız biliyorsunuz, bu Süleymaniye camisini kullanarak yaptığı bir teşbih var. Şu kubbedir diye göstersen iki amele indiriverir aşağıya, ama onu tutup da kaldırmak istesen yeniden bir Kanuni, bir Süleyman, bir Sinan gerekir diye. Yani onun için bu tabii ki biraz zaman alacak. Gerçekçi olalım. Görmek isteyecekler. Yani sadece tabii söz önemli, bunun iletişiminin yapılması gerekli. Ama ilk sonuçlarını, uygulamayı görmek isteyecekler. İletişimini başarılı buluyor musunuz? Bu tabii ki zaman içerisinde gelişecek. Bizim bazı kaslarımız bir süredir kullanılmadığı için hamlaşmış olabilir. O kasları biraz daha fazla çalışmak gerekir. Ben burada özellikle yani her kurumun, bu çok önemli bakın, her kurumun kendi yetki, sorumluluk alanına giren konularda bir parça daha proaktif olması gerektiğine inananlardanım. Ben Merkez Bankası'nda görev yaptığım dönemde iletişim politikasından sorumluydum. Ben hep proaktif olmanın doğru olduğunu savundum. Bir somutlaştırsanız mesela bunu. Ya şimdi mesela bir süredir kamuoyunda tartışılan bir şey var. Ya Merkez Bankası hala döviz kuruna müdahale ediyor mu? Etmiyoruz diye açıklama yaptılar. Evet. Etmiyoruz diye açıklama yaptılar ama onu biraz daha böyle bir desteklense. Pekiştirmek gerekiyor diyorsunuz. O yetkiler, çünkü çok yetkin insanlar var gerçekten. Yani ben şahsen de tanıdıklarım var. Yani kariyerimden tanıdıklarım da var. Gerçekten çok yetkin insanlar. Zaten ayrıca Merkez Bankası'nın kurumsal kapasitesi hakikaten ülkemiz açısından onur duyulacak bir düzeydedir. Son derece etkili bir iletişim yapılabilir. Ama belki de haksızlık da etmeyelim. Benim inancım şu ki bu orta vadeli programın ortaya çıkmasını bekliyordu kurumlarımızda. Yani çünkü bu politika eğiliminin, yöneliminin biraz daha ete kemiğe bürünmesi gerekiyordu. Şimdi bu somutlaştı. Önümüzde rakamlara dönüşmüş hedefler, beklentiler, tahminler var. Üstelik de bunun arkasında güçlü bir siyasal irade olduğunu da düşünmemize yol açacak karineler var. Bunlarla birlikte bu kurumlarımız da kendi yetki ve sorumluluk alanlarında daha proaktif bir iletişim politikası izlerlerse, ben inanıyorum ki geçireceğimiz dönüşümün toplumsal maliyetini biraz daha düşürmek mümkün olur. Çünkü şimdi Akif Bey, sizi bir şeyin olacağına ikna etmek için benim sözüme güveniyorsanız ya da ben böyle inandırıcı, ikna edici şekilde konuşabiliyorsam, ya tamam, ya bu olacak galiba dersiniz. Yani Allah korusun, tabii ki böyle bir şeyi ummayız ama diyelim ki hani bir meteorolojik bir sıkıntı var, işte hani yaşıyoruz ya zaman zaman bu küresel iklim değişikliğinde sel felaketleri oluyor. Aman Akif Bey, bakın hava çok kötü olacak, gerekli önlemleri alın diyorum. Bunu yeteri kadar ikna edici bir şekilde yaparsam, siz önceden önlemleri alırsınız ve o gelecek meteorolojik olayın, işte söz gelimi selin, etkilerinden daha az maliyetle kurtulursunuz. Ama ben yeteri kadar ikna edici olamıyorsam, siz o selin başlangıcına önce tanık olursunuz, ondan sonra kendinizi kurtarmaya ya da ona göre pozisyon almaya çalışırsınız, bir miktar kayba uğrarsınız. Ekonomi de böyledir. Bir değişim yaşayacağız. Bakın ekonomi politik. Şimdi mesela orta vadeli programın rakamlarına baktığımız zaman çok çarpıcı bir şey var. Biz son iki yıldır çok güçlü bir özel kesim tüketim talebinin sürüklediği bir büyüme ortamındaydık. Ve bundan
Yani ben eminim yine şimdi bunu söyleyince ekranları başında bizi izleyen bazı izleyen ya hocam sen ne söylüyorsun diyecekler ama bunun sağladığı relatif olarak görece olumlu ortamdan yani o tüketim bolluğundan istifade ettik. Şimdi o tüketim olmayacak. Bakın, hesap ödeme zamanı diyorlar. Yani öyle demeyelim de normalleşme diyelim isterseniz. Yani şöyle yedik içtik şimdi hesabı ödeyeceğiz. Masaya hesap gelmek üzere gibi bir yaklaşım daha var. Daha az yiyeceğiz, içeceğiz diyelim akibe. Bakın hakikaten bu iktisatta, ekonomi politikasında iletişim dili çok önemli. Yani dil, beklentileri de her çok... Her yerde önemli hocam. Beklentileri de çok olumsuz hale getirmeyelim. Bakın çünkü... Yani, ben bu ülkede ama yaşıyorum. Iletişim, paramı bu ülkede kazanıyorum. O açığı kapatıyor mu istiyorum. Evet. Hedef ve beklentileri hatta verebiliriz ekrana. Enflasyon beklentisini, büyüme hedeflerini. Evet. Bunları ne kadar rasyonel buluyorsunuz? Onu da biraz konuşalım. Temel sorunlarımıza da sonra değinelim. Enflasyon tahminleri şu an ekrana geliyor. 2023'te %65, 24'te %33, 25 %15.2, 26 8,5. Evet. Önceki tahminler tabii çok önemli. 2023'te 24.9'du. 2024'te işte bahsettiğiniz konu bu. Yani daha önce evet. söylenen sözün bir anlamının olmaması, içinin boşaltılmış olması ile ilgiliyiz. Aynen. Çok kıymetli bazı kelimeler vardır. Ama yerli yersiz kullanıp içini boşalttığınızda kelimenin kendisine bile zarar verirsiniz. Bir süre sonra kullanmak istemezsiniz aynen. o kelimeyi. Evet. Şimdi çok haklısınız. Aynen öyle oldu zaten. Sizinle değil... burada başka bir katıldığım Habertürk'te programda 2022'nin başıydı sanıyorum. Hatta size daha sonra o burada programda kullandığım grafiği de göstermiştim yayın arasında. Eyvallah. İlk defa burada bakın bu enflasyon çok kötü bir yere gidiyor. Biz 1990'lı yıllarda 2000'li yılların başındaki o yüksek enflasyonu yaşayacağız diyenlerden birisiyim. Ne yazık ki de tabii öyle oldu. Ya bunun, ben bu kristal küreme bakmadım. Bu yani matematik işidir. Bu yılda enflasyonun yüksek olacağı belliydi. Ben Merkez Bankamızın enflasyon raporu paylaşımında ilk defa bunun iletişimini yapmış olmasını, daha sonra da bu orta vadeli programa bunun yansımış olmasını çok önemsiyorum doğrusu. Biz bir dönem biliyorsunuz ya acaba enflasyon rakamları gerçek enflasyonu yansıtıyor mu yansıtmıyor mu tartışması vardı. Bu Temmuz ve Ağustos ayında Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriyle sanıyorum bu tartışma da bir parça yani en azından konunun uzmanları açısından gündemden kalktı. Ama çok yüksek bir enflasyonumuz var ve ne yazık ki bu konuda iyi haber veremiyoruz. Önümüzdeki yılda enflasyon yüksek olacak. Bu tahmin rasyonel bir tahmin mi? Gerçekçi bir tahmin mi? Gerçeğe yakın. Yani belki önümüzdeki yıl %33'te kurtarır mıyız? Bunun bir parça üstünde olabilir. Yani ama ben size bakın enflasyonun izleyeceği seyri söyleyeyim. Önümüzdeki yılın ortasına kadar enflasyon bir hayli yüksek seyredecek. Muhtemelen, öyle mi? Evet, muhtemelen önümüzdeki yıl Nisan-Mayıs aylarında zirve diyebileceğimiz rakamları göreceğiz. Kaç olur o zirve? Yani 70'in üstünde bekliyorum. Öyle mi? Evet. 70? Evet. Neden? Şundan yani dezenflasyon sürecine girmedik. Girdik ama şimdi bakın. Ya hocam 70 çok yüksek geldi bana yani ben anlamam ekonomiden ama. Şimdi şöyle diyelim. Düşünün ki büyük bir gemi var denizde seyrediyor. Kaptan dedi ki ya bu gittiğimiz istikamet yanlış. Yani ileride kayalıklar var, sığlıklar var. Böyle gidersek bu gemi karaya oturur. Tam yol Tornistan dedi ya da tam yol İskele dedi. Geminin yönünü değiştiriyor. O gemi bir anda dönmez ki, değil mi? Bir kazanmış olduğu bir ivme var, yani daha doğrusu bir momentum var, diyeyim fizik terimiyle konuşalım. Onun etkisi geçinceye kadar belli bir süre aynı istikamette devam eder. Enflasyon da böyledir işte. Neden biliyor musunuz? Şimdi sözleşmeler yapılıyor, değil mi? Yani ticari yaşamda yapılıyor, bireysel yaşamımızda yapıyoruz, ücretlerle ilgili yapılıyor vesaire. Şimdi bu sözleşmelerde taraflar müzakere ederken genellikle geçmişteki enflasyona bakıp gelecekteki enflasyonla ilgili kestirimde bulunurlar. Ya da geçmişteki enflasyon sebebiyle yitirdikleri satın alma gücünü telafi edecek artışlar talep ederler. O da yeni enflasyonu tetikler. O da geçmişteki enflasyonun geleceğe taşınmasına neden olur ki buna
enflasyon ataleti ya da enflasyon katılığı adı veriyorlar iktisatçılar. Benim doktora tezim mesela bu konuyla kısmen ilgiliydi. 2000'li yılların başına kadar dedim ki Türkiye'de enflasyonu belirleyen temel etkenler neler olmuş diye bir ekonometrik çalışma yapmıştım. O dönem bulduğum şuydu. Enflasyonun %80'i, yani önümüzdeki dönem olacak enflasyonun %80'i geçmiş enflasyon ve döviz kurundaki artışla ilgiliydi. Geriye kalan çok küçük bir parça diğer etkenlerden etkileniyordu. Şimdi dolayısıyla biliyorsunuz yakın zamanda bir kur artışı oldu. Bir şey, her şeyden önce yani yarına dair bir psikoloji bir yerde. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü bakın, şöyle olabilir paniğiyle insanların. İşte ondan olabildiğince kaçınmak gerekir. Ama şöyle bir gerçek var. Geçmişi kestiremiyorsanız, geçmişle ilgili tahminde bulunmanın en basit, en yalın yolu, işte affedersiniz, gelecekle ilgili. Geleceğe dair geçmişe bakmak. Ne olduysa gelecekte öyle olur demektir, değil mi? Hani yine Mehmet Akif'ten bir alıntı yapalım. Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi diyor. Ama tarih gerçekten ne yazık ki tekerrür ediyor. Ama işte değiştirdik politikayı. Heh. Bakanların ona bakması lazım. Yani öyle olmayacak diye kesinlikle düşünmesi lazım. İşte ama bunu kırmak zor. Buna ikna etmek lazım. Buna ikna etmek lazım. Şimdi dolayısıyla sorunuza geri dönecek olursak, ama şimdi iyi haberi de vereyim. Şimdi kötü haberi verdim. Enflasyonla ilgili önümüzdeki yıla iyi haberi de vereyim. Şimdi bu yıl biliyorsunuz Temmuz'da ve Ağustos'ta iki ayda toplam %20 gibi çok yüksek bir enflasyon yaşadık. Tüketici fiyatlarında. Hı hı. Önümüzdeki yıl çok kuvvetle muhtemel, büyük bir olasılıkla böyle bir şey olmayacağı için Ağustos'ta, Temmuz-Ağustos döneminde yıllık enflasyonda böyle 20 puanlık birden bir düşüş yaşayacağız. Yani dolayısıyla sonbahara 50-40'lı, 50'li düzeylerde bir enflasyonla büyük olasılıkla gireceğiz. Yıl sonunda da... Eksi enflasyon mu göreceğiz yani? Hayır, hayır. Yani o ayda... Şimdi bakın şöyle düşünün. Bu yıl... Temmuz ayın enflasyonu eksi 9,5'tu değil mi enflasyon? Evet. Önümüzdeki yılki Temmuz aylarında yani genellikle ya Mayıs'ta eksiydi ya mesela. İşte zaten hani Nisan'da Mayıs'ta yüksek olacak enflasyon dememin sebebi o. Mayıs'ta enflasyon eksi olmaz normal koşullarda. Evet. O doğalgazla ilgili. Doğalgazla ilgiliydi. Dolayısıyla şimdi ama mesela Temmuz'da Ağustos'ta öyle eksi mi göreceğiz? Evet. Muhtemelen sıfır ya da sıfıra, belki sıfırın biraz üstünde, biraz altında. Zaten bizim o da yıllık ortalamayı düşürecek. Yıllık enflasyonu 20 puan birden düşürecek. Ondan sonra da işte bu orta vadeli programda işaret edilene yakın, yani 33 olmaz belki, biraz üstünde olabilir ama çok büyük bir sapmadan söz etmiyorum burada. Ama bu önemli bir kazanım. Ama şimdi bakın, şeyin bir tarafını konuştuk, madalyonun bir yüzünü konuştuk, öbür yüzünü çevirelim. %35-40 enflasyon hiçbir bakımdan kabul edilebilir bir enflasyon değil. Ama siz şimdi ilk 6 ay %70'den bahsediyorsunuz. Yani şu an içinde bulunduğumuz duruma çok yakın bir şeyden bahsediyorsunuz. Evet. Yani bir bu kadar daha, o zaman maaş zamları, ürünlere zamlar. Yok, öyle tam birebir öyle olmuyor işte. Hani bu dedim ya, geminin dümenini çevirdik. Gemi bir miktar daha öyle gidiyor ama eskisi gibi böyle tam gaz gitmiyor. Hani yavaş yavaş yavaşladı, dönmeye başladı. Onları hissedeceğiz zaten ama yıllık enflasyon diyorum ben. Yani istatistik kurumu tarafından açıklanan yıllık enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor. Mesela asgari ücret 6 ayda bir mi yoksa senede bir mi yapılacak seneye de? Ya da son kez seneye bir 6 ay sonra belki mi? Son kez belki mi olur? Hani çünkü şimdi bakın şu da bir gerçek. Yani bu ekonomi politikasındaki değişimin maliyetini topluma dağıtırken toplumun en fazla sıkıntı çeken, en zor durumda olan kesiminin üstüne bütün yükü yığmak da doğru bir şey değil kuşkusuz. Zaten ona ilişkin yine orta vadeli programda ipuçları da gördüm ben. Nedir onlar? Mesela vergilerle ilgili hükümetimiz bize diyor ki, arkadaşlar kusura bakmayın, ben diyor önümüzdeki yıl sizden biraz daha fazla vergi toplayacağım. Şuna baktım ben. Vergi mesela bu hükümetin en fazla güç sahibi olduğu konu. Çünkü neticede bütçe yasasıyla belirlenecek husus. Diyor ki hükümet bize, reel olarak
yani enflasyondan arındırılmış olarak ödeyeceğiniz vergi %11,5-12 artacak. Ama benim size yapacağım ödemeler, yani faiz dışı ödemeler sadece %4 artacak. Yani ben biraz daha fazla alacağım sizden, biraz daha az vereceğim size. Fazla alacağı kesimler kimler? Geliri daha fazla olanlar, harcaması daha fazla olanlar. Mesela? Mesela şimdi ÖTV'ye konu olan, özel tüketim vergisine konu olan malları ve hizmetleri daha fazla tüketiyorsanız daha fazla vergi ödeyeceksiniz. Ya da belki de tabii onu bilemiyoruz. Onu geliri ayrıca fazla olanlar mı kullanıyor? ÖTV'ye yani hepimiz kullanmıyor muyuz ÖTV? Hepimizin kullandığı bileşenleri var ama hani hepimizin cep telefonlarımız dahil. İşte ama Akif Bey şöyle düşünün, yani bütçeniz oranında kullanıyorsunuz değil mi bir takım şeyleri? Evet. Yani çünkü zaten mesela katma değer vergisi temel harcama kalemi olarak kabul edilen kalemlerde bir hayli düşük Türkiye'de. Hatta Avrupa'dakinden falan çok daha düşük. Ama bizim ÖTV'miz çok yüksek. ÖTV'de yani bu tüketim üzerinden alınan vergiler içinde, tırnak içinde kullanıyorum bu ifadeyi. Lütfen maliyecilerimiz, mali iktisatçılarımız kızmasınlar. En masum olanı. Yani şöyle söyleyeyim, sütten aldığınız katma değer vergisini mi arttıralım? Yoksa cep telefonundan aldığımız özel tüketim vergisini mi arttıralım? Ya cep telefonu artık süt gibi bir şey hocam. Bakın, ihtiyaç yani. Sahip olmanız öyle. Bir tanesine sahip olmanız. Ama yani kullanmanız değil. Kullanmayı diyorsun olabildiğince. Bir de bakın şöyle bir şey var. Yani bu sadece harcama ve tüketim eğilimleriyle ilgili bir şey değil. Yani yaşadığımız gezegene karşı da sorumluluğumuz. Yani bakın ben mesela bunu çok önemsiyorum. Ha, akaryakıttan biz bir hayli yüksek vergi alıyoruz. Daha da yükselir mi? Yani mümkün. Yükselebilir. Yükselebilir. Araba? O da yükselebilir. Araba zaten şöyle söyleyeyim. Herhangi bir batılı ülkede işte şu arabayı biz Türkiye'de şu paraya alıyoruz ya da Amerika'da işte telefon alırken benim başıma geldi böyle bir şey. Ya biz bunu işte 1000 dolara satıyorsunuz ama 2500 dolara alıyoruz Türkiye'de dediğim zaman inanamadılar. Valla Akif Bey çok doğru. Çok doğru ama. Ya biz üç araba parasına bir araba alıyoruz zaten. Bakın iktisat, ben mesela derslerde hep bunu söylerdim öğrencilerime. İktisat insanların nasıl davrandığını, ekonomiyle ilgili konularda nasıl davrandığını inceleyen bir bilimdir. Ve bize söylediği şey şu. Kaynaklar sonsuz değil. Sizin sınırlı kaynağınız var. Tercihte bulunacaksınız. Sınırsız ihtiyaçlarını bu sınırlı kaynaklarla yönetmeyi becereceksiniz. Tercihte bulunacaksınız. Yani belli bir sınırlı bütçemiz var. Bu bütçeyle ne yapalım? Ya da vergi geliri oluşturmanız lazım. Neyi vergilendirelim? Bu bir zorunluluk. Yani vergi gelirlerini arttırmak bir zorunluluk. Demin hani siz bir şey söylediniz ya. Bir hesap ödemek. Servet vergisi zenginlerden falan alsalar biraz. Yani olabildiğince... Yani servet demeyelim de bu mesela finansal gelirlerin vergilendirilmesiyle ilgili filan da çalışmalar yapılıyor zaman zaman. Fakat orada da hatırlıyor musunuz? Geçen programda da Ankara'dan bağlanan değerli konuğumuz ile bu konuyu biz bir konuşmuştuk. Yani ben %100 katılıyorum bakın fikir olarak. Ama şöyle bir gerçeklik var. Ülkede yatırım ihtiyacı var. Onu da zenginler yapıyor. Yani zenginler demeyelim de sermaye birikimiyle yapabiliyorsunuz yatırım. Tamam işte parası olanlara zengin yani diyoruz. Yani şimdi sermayeyi vergilendirdiğiniz zaman oradan... Zengin kötü bir kelime değil evet. Yani Allah herkese zenginlik versin. Yani, evet. Amin. Herkese gönlüne göre versin. Gönlüne göre versin. Peki başka ne bekliyor bizi? Temel sorunlarımızdan en önemlisi enflasyon. Evet. Orta vadeli programda bu dezenflasyon sürecinde doğrudan bizi ilgilendiren vergilerin artışı dışında neyle karşılaşabiliriz? Şöyle yine orta vadeli program bize şunu söylüyor. Yani müsaade ederseniz ezbere konuşmayayım. Şuradan biraz kopya çekeceğim. Enflasyon dışında başka temel sorunlarımız neler bu arada? Şimdi mesela şeyden bahsetmiştim ya tüketimle ilgili konudan. Yani tüketimimiz biraz azaltmamız gerekecek. Şey diyor ki mesela özel tüketim
bir parça yavaşlayacak. Kamunun tüketimi daha fazla yavaşlayacak. Kamunun yatırımları bir süredir böyle bir hayli cömertçe yapılıyordu. Tabii bunun da yararı oluyordu. Yani işte o... Mesela Kanal İstanbul yapılmaz mı? Yani bir orta vadeli programda en azından bununla ilgili hazineden çıkacak bir ödenek görmüyorum. Ama biliyorsunuz zaman zaman başka... Tabii başka kaynaklar ve yöntemler. Evet, yöntemler kullanılabiliyor. Onun için bir şey diyemiyorum ama umarım, dilerim İstanbul'da yaşayan bir insan olarak gelecek kuşakları önemseyen, çevreyi önemseyen bir insan olarak umarım ve dilerim yapılmaz. Yani o çok yoğun tartışmalar var onun üzerine de o yüzden diyorum. Evet. Başka ne bekliyor? Bir de hani güzel bir haber verelim. Hani dengeyi sağlamak lazım ya beklenti yönetimi için. İlk kez tarihimizde Akif Bey bu yıl ülkemizin gayri safi yurt içi hasılası, yani milli gelir diyelim buna, 1 trilyon doları geçecek. Yani buna trilyonerler kulübü diye bir deyim var. Yani uluslararası şeyde, toplulukta. İlk kez Türkiye bu yıl, 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin 100. yılına denk geldi. O da 1 trilyon doları geçeceğiz. Evet. G20 içinde içine gir. Sıralamamız değişmez. Sıralamaya girecek miyiz? Bir ara 21-22 düştük. Şimdi bakın orada da yine bir genel bir zihin karışıklığı oluyor. Onu bir düzeltelim isterseniz. Olur. G20 dünyanın en büyük 20 ekonomisi demek değil. Çünkü mesela onun içerisinde ilk 20'de yer almayan ekonomiler de var. Yani işte Güney Afrika Cumhuriyeti gibi, Suudi Arabistan gibi. İlk 20'de yer almıyor mu? Yok, hayır. Onların ekonomi daha büyük. Mesela Hollanda'nın ekonomik büyüklüğü falan daha fazladır. Ama orada G20 1999 yılında kuruldu. Ben uzun süre G20'de görev yaptığım için biliyorum. Şimdi 99 yılında kurulduğunda yani siz bilmiyorum anımsamazsınız ama belki okumuş olabilirsiniz. Edilmiş. Asya krizi vardı. Küreselleşmenin ilk büyük krizi 1997 yılında. Ondan sonra o zamana kadar dünya ekonomisi için, küresel ekonomi için önemli olan G7 idi. Gelişmiş 7 ülke. Baktılar ki, yani çünkü gelişmekte olan ülkelerde çıkan krizler onları hiç etkilemezdi. Baktılar ki ilk kez Asya'nın gelişen piyasa ekonomilerinde ortaya çıkan bir kriz. Daha sonra yayıldı. Brezilya'yı içine aldı, Rusya'yı içine aldı. Türkiye 1998-99'da ciddi biçimde etkilendi. Arjantin falan derken bütün dünyada bir durum çıktı ortaya. Dediler ki bu böyle olmuyor. Biz bu 7 ülke olarak artık küresel ekonomiyle ilgili etki gücümüz çok kısıtlandı. Biz yöntemi değiştirelim. Ne yapalım? Bu küresel büyümede çok önemli rol oynayan gelişen piyasa ekonomileri içerisinde kritik olanları, nüfuslarına da bakalım. Ve öyle bir yönetişim platformu oluşturalım ki bu yönetişim platformu küresel üretimin %80'ini dünya nüfusunun da yine %75'inden fazlasını temsil etsin. Bir meşruiyeti olsun aldığı kararların. Yükümüzü dağıtalım. G20 böyle kuruldu. Şimdi mesela 20 ülke de yok içinde aslında. Avrupa bir hem mesela İngiltere, Fransa, İtalya var hem Avrupa Birliği var. Ayrı bir entite olarak, birim olarak. Ama bu hani Türkiye'yi bir ara biliyorsunuz bir ilk 10 ekonomi arasına sokmak gibi bir şey vardı. Evet. İdeal vardı. O ideal gerçekçi bir ideal değildi hiçbir zaman. Yani olamaz. Yani ben bunu da bütün açıklığıyla burada söyleyeyim. Çünkü yani Brezilya gibi, Çin gibi, Rusya gibi, Hindistan gibi kıta büyüklüğünde ülkelerin olduğu, Meksika gibi, yani Kore gibi arada çok büyük fark olan ülkeler arasında hani bizim şeyimiz, şansımız bir parça daha azdır. Ama önemli değil. Yani ilk önemli olan şu. Bakın bizim dünya nüfusu içindeki ağırlığımız %1,2. Yani 8 milyarın biraz üzerinde, 8 milyar civarında insan var. Bizim nüfusumuzda 85 milyon biliyorsunuz. Biz küresel üretimden, Akif Bey, %1,2'den daha fazla pay alırsak, dünya ortalamasının üzerinde bir kişi başına milli gelir. Ne kadar alıyoruz biz şu anda? İşte yani şu anda onun altındayız. Ne kadar altındayız?
En son herhalde %0.9 civarındaydık. Ha. Bu yıl biraz daha, ama 2024 yılı için mesela, hani onu söyleyecektim zaten, bu kadar biraz çok uzattık belki lafı, ama 2024 yılında görüyoruz ki yine bu orta vadeli programdan, yani ki bu bence şey, gerçekçi bir tahmin bu da, 1 trilyon 120 milyar dolar 2024'te bir katma değer üretimi yapacak Türkiye ekonomisi ve kişi başına milli gelirimiz 12.900 dolara yaklaşacak. Böylece Dünya Bankası'nın yaptığı sınıflandırmada üst orta gelir katmanına biz yükselmiş olacağız. Şu anda orta gelirdeyiz. Buna 2024 yükseleceğiz, evet. Buna. Bu da olumlu bir şey tabii ki. Çok iyi, 2024'te seneye buna yükseliyorsak. Evet. Biz bu programın ve bu yaşayacağımız, hesap ödeyeceğimiz veya biraz sıkılacağımız, ev araba falan alamayacağız. Yani almasak iyi ederiz. Bir şey almayacağımız bir seneye gidiyoruz, değil mi? Evet, yani yaşamımızı sürdürelim, yaşam standartımızı tasarruf edeceğiz ama biraz tasarruf edelim, evet. Bu fiyatları biraz aşağı çeker. Çekecek tabii. Zaten fiyatları aşağıya çekmek için yapıyoruz bunu. Çünkü biz hepimiz... Ama şeyler hep, inşaat yapanlar ya da bu işlerle ilgilenenler hep şey diyorlar. Yani düşmez çünkü konut fiyatlarının, inşaat maliyetleri çok arttı, şu arttı, bu arttı. Aşağı düşmez diye bakıyorlar. Şimdi bakın... Düşmesin diye mi öyle diyorlar acaba? O da bakın, yani şöyle düşünelim. 19. yüzyılın ortalarına kadar insanlar, bu iktisatla ilgili yazanlar, çizenler de dahil, fiyatları maliyetlerin belirlediği görüşündeydi. Yaygın kanı buydu. Hmm. Maliyetler fiyatı belirler. Ama talep belirler. Ama 19. yüzyılın sonundan itibaren çok önemli bir gelişimdir bu. İşte Avusturya ekolünün başlattığı bir şey. Matematiği kullanmaya başladılar iktisat biliminde ve dediler ki bir dakika, bu böyle değil. Talep de var. Şimdi talep olmazsa istediğin fiyatı bu. Öyle bir şey yok. Yani satılmadığı zaman onun bir anlamı yok. Dolayısıyla da bir parça bu talebi yönetecek politikalar uyguluyoruz. Tüketim harcamalarımız bir miktar yavaşlamaya başladı. Bakın gerilemiyor. Evet. Hala artmaya devam ediyor. Ama hız kaybetti. Yani eskiden böyle şöyle diyeyim. Belki daha iyi bir toparlayalım, süremiz bitti. Yani biz eskiden yolda çok iyi bir yol değildi. Böyle bölünmüş yol, otoyol falan değil. Bayağı bildiğiniz gidişli gelişli. Biraz böyle 140'la gidiyorduk. Şimdi diyor ki hükümet bu orta vadeli programda, ben bunu 60'a düşüreceğim. Hala yüksek. Yani o yıl için 60 da yüksek ama 140'a göre, değil mi? Kaza yapma ihtimali azalıyor. Yoksa ceza keserim diyor. Çok teşekkür ederim İbrahim Turan'la. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Orta vadeli programı konuştuk İbrahim Turan'la.